Biz yurt dışında kalıyoruz. Ben emekliyim, buraya gelip gidiyorum. Bazı namaz kılamıyoruz. Evet. Yapamıyoruz. Caiz mi, caiz değil mi? Yani gittiğimiz... ne için kılamıyorsunuz Ahmet Bey? Hani uçakta gidiyor ya. Ha, uçaktayken namaz kılamıyorsunuz. Evet, evet. Soralım efendim. Bakalım hocam, evet, ne gibi bir çözüm üretecek? Yozgat'a selam olsun. Hayır dualarınızı da bekliyoruz efendim. Allah'a emanet olun. Tabii uzun süren uçak yolculukları oluyor hocam. Doğru. Bu durumda ne yapmalı? Şimdi namaz tabii dinin direği olarak ifade edilen bizim en temel ibadetlerimizden birisi. Namazın normalde kazaya kalması yoktur. Yani ancak kişi elinde olmayan bir takım semavi arızalardan dolayı namaz kazayabilir, kazaya kalabilir. Böyle keyfe mayeşa şekliyle bir namazın geçirilmesi aslında dinimizde yeri olmayan bir durum. Ama kardeşimiz diyor ki yolculuk yapıyoruz, sefer gidiyoruz, uçakla gidiyoruz veya işte uzun süre otomobille filan neyse gidiyoruz. Namaz bazen kazaya kalıyor. Bunun vebali var mı? Bırakmamak gerekir. Ama dinde Cenab-ı Hak kuluna gücünün yetmediği bir şeyi yüklememiş. Hanefi mezhebinde çok yaygın olmasa da diğer mezheplerde öğle ile ikindi namazının öğle vaktinde veya ikindi vaktinde, bunlara cemi takdim veya tehir diyoruz. Akşamla yatsının da akşam veya yatsı namazında birlikte birleştirerek kılınması konusunda Hazreti Peygamber'in ruhsatı var, hadis-i şerifleri var. Eğer kardeşimiz otobüste veya neyse işte bu yolculuk anında bu namazlarını kılma imkanı bulamazsa, kazaya kalmaktansa bu söylediğim şekilde cem ederek kılabilir. Eyvallah. Bu da caizdir. Yani bu şekilde bu bir tedbir hazırlayacak. Bu da bir yöntemdir, bir kolaylıktır. Cenab-ı Hak kuluna gücünün yetmediği bir şeyi yüklemez. Böyle bir zaruret olmadıkça asıl olan her namazı kendi vaktinde kılmaktır. Ama ifade edildiği gibi şartlar zorladığı zaman, mümkün olmadığı zaman bu ruhsattan da istifade edilebilir. Eyvallah. Teşekkürler kıymetli hocam.